Biliyorsunuz ki yani tarihsel konulara da değinmeyi çok seviyoruz yani. Adeta bir Discovery Channel, bir National Geographic kanalının seviyesinde bir ayardayız biz. Badar oldukla başlamak istemedik. Sadece Enes'in Filistin-İsrail savaşı başladı. 6 dakikalık bir video. En mevzuyu da çözelim. Ardından patır patır girelim. Let's go lan! Amını sikerim adamın! Kaosuz geçen Tamam. her günün haram sayıldı. Bak Erinbaz tamam yazdı. Ananı sikeyim çocuğu üzdünüz. Amına koyduklarım ne olur yani atsa oraya 280 karakter atsa ne olur. Çocuğun kalbini kırdığınıza değdi mi? Çocuk tamam yazıp bıraktı. Siz var ya harbiden yok moruk sizden bir sikim olmaz yani. İnsanlarla iletişim konusunda zayıfsınız. Çocuğun kalbini kırmışsınız amına koyayım. Özür dileriz kanka. Yaptığınız iş değil bazen bokunu çıkartıyorsunuz ya. Çocuk hayır abi donate atma hakkı var demek ki o çocuğun. 280 artı da atabilir demek ki yani. Koymayacaksın o zaman sana ne? Oha ne diyor? Geçen bir donate. Çek ne diyor ya? Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Her sınırı 500 abi. Bu arada Twitch'te sınır... Erinbaz senin götün biraz yanmış ama ha ben o açıklamayı yapınca harf sınırı 500 falan filan seni bir cayır cayır yakmışız ya. Kardeşimsin. 1000 tane karışıklığın hiç... Hadi beyler. Kaossuz geçen her günün haram sayıldığı 1000 tane karışıklığın hiçbir gün eksik olmadı. Orta Doğu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Özellikle ben... Aa, Orta Doğu'da mı oturuyor? Filistin'de mi? Bilmiyordum. Yok, ben Japonya'da yaşıyor. Aa, o da uzak mı oğlum? Ne fark eder haberiniz gibi. Japonya'da mı yaşıyor Enes? Öyleydi en son bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Haberlerde İsrail ile Filistin arasındaki o dava o kadar fazla ateşlenmişti ki her gün o konuyla alakalı haberler görürdük. Ve bir şekilde anlamlandıramıyordum o zaman. Niçin bu kadar kan, dehşet olduğu ile alakalı. Halen de bazı şeyleri anlamlandırmak çok zor ama bugün arkadaşlar yepyeni bir Filistin-İsrail savaşı gündeme geldi. Ve resmi olarak savaş başladı. Bugün size bu olaylardan bahsedeceğim. Aynı zamanda birazcık tarihe gideceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin hemen ardından... İyi izleyinler din kardeşleri. Filistin toprakları olarak bilinen bu bölgenin kontrolü İngilizlere geçti. Burada Arap çoğunluğun yanı sıra Yahudi azınlık da yaşıyordu. Uluslararası toplum Filistin'de Yahudiler için bir ulusal yurt kurma görevini İngiltere'ye verdiğinde iki halk arasındaki gerilim arttı. Yahudiler buranın kadim toprakları olduğunu savunurken Filistinliler buna karşı çıkıyordu. 1920'ler ve 40'lar arasında birçoğu Avrupa'daki zulümden kaçan ve 2. Dünya Savaşı'ndaki... Aa Kürşat neden lan amına koyayım? Vallahi çok benziyor. Soykırımdan sonra bir vatan arayan Yahudilerin sayısı arttı. Yahudiler ve Araplar arasındaki şiddetin yanı sıra İngiliz yönetimine karşı da tepki büyüyordu. 1947'de Birleşmiş Milletler, Filistin'in ayrı Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesini ve Kudüs'ün Birleşmiş Milletler gözetimindeki özel statülü ayrı bir şehir olmasını oyladı. Bu plan Yahudi liderler tarafından kabul edildi. Ancak Araplar bunu reddettiğinden bu hiçbir zaman uygulanamadı. O günden bugüne kadar arkadaşlar Filistin ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Orada öyle bir karışık var ki harita bile günden güne değişiyor. Bir gün bir kısmı İsrail'in elinde, bir gün bir kısmı Filistinli. Peki bu adamlar temelde neyi paylaşamıyor derseniz arada pek çok anlaşmazlık var. Filistinli mültecilere ne olacağı, işgal altındaki... Videoyu son kez durduruyorum. Bu çocuk bundan sonra ben Enes'le Twitter'dan takipleşiyorum zaten de. Ben içeriklerini izlerim çünkü benim gibi adamlar için iyi şu konuda, iyi mal anlatır gibi anlatıyor. Ben yani, de anlayamıyordum iyi oldu. Yani abi mevzuyu... Önemli bir şey söylemek istiyorum ama son Danitime inşaatta çalışıyorum. Abi param kalmadı o yüzden biraz uzun gelecek mesaj seni samimi bulduğumdan ötürü senden destek amaçlı iki kardeş olarak... Bak kesiliyor. Hiçbir sikim anlamadı bu gidi. İki kardeş olarak emek verdiğimiz tutunamayan YouTube kanalı göz atar mısın? Ekranda gözükmesinin önemi yok. Sadece fikir verir misin? Tamam bakacağım. O giday. Ki Batı Şeria'da Yahudi... Kendisi de mal çünkü. Lan amını siktim kompre de apalyon. Kendim için söylüyorum zaten. Size bir şey söylemedim. Kendime sokmak da mı yasak? Kendimi gömmek de mi yasak? Sikik. Sana demedi ama. Kendime... He. Sen ne? Pardon hocam özür dilerim. Hemen uzat eli barışalım. Ama ayıp chat yani.
yerleşimlerinin kalıp kalmayacağı, iki tarafın Kudüs'ü paylaşıp paylaşmayacağı ve belki de en zor olanı İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulup kurulmayacağı soruları. Barış görüşmeleri yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Ancak bugün de savaşın patlak vermesiyle tabii ki anlıyoruz ki bunlar hiçbir sonuca ulaşmadı. Bu sabah arkadaşlar Twitter'a 30 yıldır barışamadıysanız olmaz zaten. Tamam, belki bize çok uzak bir bölgede bir savaş oluyordu ama sonuç olarak Orta Doğu içerisindeydi. Ve bu savaş, İsrail ve Filistin'in savaşı, her zaman sivilleri hedef alan kan dondurucu bir savaş olmuştu. Ve bugün de böyle şeyler gördük. Maalesef... Ay izledim lan, kusura bakma, yine durdurdum. Oğuzhan'ı sikebilirsiniz. Oğuzhan yazdı. 140 Jornos'un kedicik belgeseli çok feraydı. Ananı sikim çok sardı beni ya. Neyse devam edin. Konuya dair pek çok görseli buraya bırakamayacağım. Ancak olay nasıl başladı? Operasyondan sonra neler oldu? Bunları birazcık anlatabilirim. Bu sabah saatlerinde pek çok ülkeye göre de terör örgütü olarak anılan ve Filistin'in savunmasını gerçekleştiren Hamas sürpriz bir saldırıyla İsrail'in güneyindeki bazı yerleşim birimlerine girdiler. İsrail Savunma Bakanı olayın hemen ardından Hamas bugün büyük bir hata yaptı. Arkadaşlar Ataberk Doğan'a Hamas dedirtmeye çalışmayın. Bambaşka bir anlam çıkıyor diye. Evet. Benim S'lerde de sıkıntı var. E'yi zaten söyleyemiyorum. Bambaşka bir yere gidiyor mevzu. Tamam. Ve İsrail'e karşı büyük bir savaş başlattı diye açıklamada bulundu. Hamas bu saldırıya öylesine iyi hazırlanmıştı ki birdenbire yüzlerce bomba Gazze çevresine ve Tel Aviv yakınlarına atılmaya başlandı. Siviller yakalandı. Pek çok kişi rehine oldu. Üst düzey bir Hamas yetkilisi binlerce roket fırlatıldığını söyledi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırısı ise çok geç oldu. Hamas bölgenin büyük bir kısmını kontrol altına almıştı. Gazze'ye hava saldırısı bugün öğle saatlerinde başladı. Hamas lideri ise Gazze'den İsrail'e yapılan saldırılar sonrasında şükür namazı kıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail vatandaşları savaştayız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek. Biz bu savaşı kazanacağız diye yine bugün öğle saatlerinde bir açıklamada bulundu. Dediğim gibi buraya koyamayacağım çok fazla sivilin öldürülme görüntüsü ya da öldürüldükten sonra Gazze şehrine getirilmesi ve insanların coşkuyla karşılaması. Özellikle Batı medyasında inanılmaz tepkilere neden oldu. Türkiye'de yine ikiye bölündü. Kimisi Filistinli kardeşlerimizi ya da İslam kardeşlerimizi desteklerken kimisi de İsrail'in yanında olmamız gerektiğini söyledi. Ve bana kalırsa Erdoğan en mantıklı açıklamayı yaptı. İki taraf için de sakinlik gerektiğini söyledi. Bu noktada iki... Cumhurbaşkanım be. Öz cumhurbaşkanım. Nasıl sıyrılmış aradan hocam. Bir Ronaldinho çanı mı yok mu amına koyayım orada. Araya böyle tak tak, ben en son izlediğimde LGBT'ye falan sallıyordu amına koyayım. Yani aralardan böyle çıkmış, çok güzel. Güzel politika. İşte böyle devam, bize ne ya amına koyayım. Kile oynamak gerçekten çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim gibi biz bir İslam devleti falan değiliz. Ve İslami olarak bir kardeşimiz yok. Aynı zamanda Filistin'in tarihi olarak yakın tarihte buna geçerlidir. Türkiye'ye neler yaptığına bakarsak aslında böyle bir kardeşlik durumu olmadığını da anlayacağız. Ancak bu noktada İsrail'de kesinlikle sütten çıkmaya kaşık değil. Çünkü zamanında İsrail'de sivillere saldırılar gerçekleştirilmişti. Tabii bu hiçbir şeyi aklamaz. Yani sivillere saldırıldı diye tekrardan sivillere saldırılması meşru müdafaa olur mu sorusuna benim cevabım en azından hayır. Bence sırf Müslüman diye Hamas'ı veya İslamofobik olduğu için İsrail'i desteklemek iki tane saçma düşünce. Türkiye siyasetinden de pek çok açıklama geldi. Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ahmet Davutoğlu, yani biraz daha muhafazakar cenah, İsrail'in Filistin'in yanındalar. Evet. Karşısında tutum aldı. PKP, Türkiye Komünist Partisi de İsrail'in karşısında olduğunu, Filistin devleti kurulması gerektiğini söyleyen bir tweet attı. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz, pek çok ülke konuya dair açıklamalarda bulundu. Batı tabii ki İsrail'in yanında, daha İslami devletler de Hamas'ı destekliyorlar. Türkiye de tam ortada yer aldı. Kamboçya'dayken İsrailli bir kızla tanışmıştım ve bu olayın tarihini bana resmen ağlayarak anlatmıştı. Bütün özetiyle, bütün detaylarıyla. Yani İsrail'deki durum yıllardır çok karışık arkadaşlar. Öyle ki mesela bir gün arkadaşlarınızla AVM'ye gidiyorsunuz Tel Aviv'de. Ben neye şaşırdım ama bugün biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bak ona çok şaşırdım yani. Gülme alıyor lan, diyorum acaba karıştırdı mı amına koyayım, hangisi İsrail hangisi Filistin ya. Olabilir mi? Vallahi olabilir ya. Yarın çıkıp ben İsrail, ben Filistin demedim, İsrail'di falan filan yani. Of.
İsrailli olduğunuzu düşünün. Birdenbire bir saldırı gerçekleşiyor. Filistinli birisi taramalı tüfekle AVM'nin içine giriyor ve bu şekilde random saldırılar gerçekleşiyor. Ya da bir gün başkentte yürürken aniden saldırıya uğrayabileceğiniz diken üstünde bir yaşam. O gün şunu anlamıştım ki bu kan hiçbir zaman durmayacak. Kılıçdaroğlu da Filistin'i destekliyoruz. Yani orada bir Filistin zaten devleti kurulsa da o kadar fazla birbirinden kopuk ve birbirine düşman olması muhtemel gruplar orada yaşıyor ki ve o kadar kanlı bir tarih var ki bu insanların bir devlet kurulduğu halde yeniden barış içinde yaşaması mümkün değil. Ama bir yandan şöyle düşünüyorum. Hamas'ın bu operasyonu evet İsrail devletine gerçekten büyük bir darbe indirdi ama aynı zamanda İsrail'in de eline çok çok daha sert saldırılar yapabilmesi için bir koz geçti aslında. Bir de İsrail işin kötüsü ne biliyorsunuz mu? İsrail benzeri görülmemiş bir cevap vereceğiz diyor. Yani Musevilerde cumartesi yatılır. Savaş mavaş dinlemezler. Evet, şeydi Yahudilerde. Ama pazartesi günü, yarın, mağarın, bilmiyorum yani. Ben bu olayın neticesinin Türkiye'ye yansıyan faturasını size söyleyeyim. Artı 1 milyon Filistinli mülteci yazın bize. Bana öyle geliyor. Gelmez herhalde ya. Allah korusun. Bana dolar öyle geliyor. Nerede de barındıracağız onları? Doların 35'i? Dolar 32 olur. Çünkü İsrail çok daha güçlü bir devlet. Bir kere Batı yanında arkadaşlar. Böyle bir durumda birkaç gün sonra şunu görebiliriz. Filistin'de can pazarı, Filistin'de şu kadar insan öldü. Bunlar yaşanacak şeyler. Ben şimdiden infosunu vereyim. Benim bu konuyla alakalı yorumlarım ve konuya dair detaylar bu kadar arkadaşlar. Güzel video yapmış teşekkürler. Kardeş. Yarın tekrar görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz Enes kardeş. Çok güzel anlattığın için mevzuyu. Ya ben sadece şundan eminim. Bu olayın Türkiye... Ya zaten amını sikeyim. Uganda'da petrol çıkıyor. Bize giriyor kuyusu amına koyayım. Ben anlamıyorum yani. İlginç, çok ilginç bir olayı var Türkiye'nin. Ama Türkiye'nin bu işten bir ara... Ben bu arada hani tamam sikimde değil ne Filistin ne İsrail. İkisi de umurumda değil de. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Şimdi sen gittin İsrail'de Filistin'de olan. Hani diyorsunuz ya bizim din kardeşimiz falan filan diyenler var ya. Sen gittin adamlara saldırdın. Şimdi bu adamlar sana cevap verecek. Sen de bana diyeceksin ki be amına koyduğum önceden de İsrail saldırıyordu. Şimdi bunun sonu yok. Fenerbahçe Galatasaray kavgasına döner bu. Ama ben sadece şunu düşünüyorum. İsrail yarın yani yarın öbür gün çok 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 kuvvetli girecek yani. Sonra da bence siyasal İslamcıları işte Müslüman kardeşlerimize bunu yapıyorlar derken göreceğiz. Peki siyasal İslamcı değerli arkadaşlar bugün dediniz mi İsrail'de çocuk öldürüldü? İsrail'de sivil vatandaşlar rehin alındı. Tamam bu sefer de şunu diyebilirsiniz. Bunları önceden söylediniz mi? Söyledik abi Filistin'e saldırı yapıldığında çocuklar siviller öldürülmesin diye o zaman da söyledik. Bunun bir sonu yok. Bunun bir sonu yok. Pazartesi olay rola bence büyük kıyamet kopacak. Çocuklara, kadınlara, sivillere, masumlara zarar gelmediği sürece yeter amına koyayım. Ne yapıyorsanız yapın. Türkiye'den uzak durun yeter. Diyerekten madara olduk. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Savaşın her türlüsü kötü abi. Bu arada bak ben Rafael'den çok güzel bir yorum var. Siyasal İslamcı değil Müslüman olan zaten çocuk öldürülmesine tepki gösterir. Kesinlikle öyle. Yani. Ben her zaman şunu söylüyorum ya yayınlarda. Bence Müslümanlar iyi değil. Müslümanlık iyi. Bizim dinimiz güzel bir din. Tabii ki var bir iki bir şey. Tabii dönemin şartlarına göre yorumlamak lazım onları da. Ama ben şu andaki Müslümanların kafa yapısının hani ne bileyim abi falan terör saldırıları, ıvırlar, zıvırlar. Yani mesela İngiltere, Amerika mizah sayfalarında öyle bir hal aldı ki hani biz de Müslümanız ama bizi terörist olarak görüyor adamlar artık. Canlı bomba olarak görüyor. Yani Müslümanların adı maalesef buna çıktı artık yani. İyi bir şey değil bu. Hangimiz canlı bomba oluruz amına koyayım? Alakamız yok aslında ama maalesef... Müslümanlığın yani temelinde bu yok bir de. Ya, tabii ki de temelinde o yok. Yani hangimiz canlı bomba olur? Bizler de Müslümanız. Çetimizin %70'i %80'i de Müslümandır. Ama yani öyle bir empoze edildi ki oraya
Abi FIFA diyor. Ne anlatıyorum abi FIFA diyor. Siktir git yat uyuyor. Amına soktum seni. Gel güldüreyim seni gel. Ne konuşuyoruz burada? Amına koyduğum. Ne anlatıyoruz diyor. Oğlum siyasal İslam. Ivır zıvır diyor ki abi FIFA ya derdini sikeyim insanlar ölüyor. Amına koyduğum. Müslümanım ama dindar değilim. Ben de öyleyim ya. Ben de dindar değilim.